Sayın Bakanım, değerli basın mensupları ve sinema severler. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayeleriyle İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ve değerli sponsorlarımızın destekleriyle gerçekleşen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ne hoş geldiniz. Koronavirüs pandemisinin hayatımızı değiştirdiği şu günlerde dünyanın ilk sınırsız erişimli film festivalini gerçekleştiriyoruz. 14-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Göç Filmleri Festivalimizin basın lansmanının açılış konuşmasını yapmak üzere şimdi sözü İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya bırakıyoruz. Farklı anlatsak bile aslında hepimiz aynı hikayenin çocuklarıyız. Kurtuluşa yolculuğun ortak hikayesi. Nuh'un gemisinin yolcularıyız. Hazreti Adem'in göç edip geldiği şu yeryüzünde ölümsüzlüğü arayan Gılgamış'ın Nuh tufanından sağ kurtulan Udna Piştim'le Gaziantep Karkamış'ta buluşması gibi. Biz de bugün başka bir göç hikayesiyle aynı topraklarda buluşuyoruz. Yaşadığımız yerler farklı. İnançlarımız farklı. Dillerimiz farklı. Ama hepimiz aynı hikayenin, aynı göç hikayesinin çocuklarıyız. Hayatımızın her anında, medeniyetimizin her yanında göçten izler var. Habeş'ten Yemen'e, oradan Şam'a ulaşan kahve, İstanbul'da Mısır çarşısına ulaştıktan sonra Avrupa'ya giderken ismi artık Türk kahvesidir. Avrupalı dostlarımız Türk kahvesini de keyifle içiyorlar. Ve bildiğimiz kadarıyla Türk mutfağını da çok sevdiler. Eşsiz çizgileri ve romantizmiyle İspanya'daki Elhamra Sarayı, Doğu ve Batı arasındaki ilişkinin simgesi Bosna'daki Mostar Köprüsü, Venedik'teki Türk Hanı, Halep kebabı, Şam tatlı, Musul aşı. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Acem Şah, Halep müftüsü, Aynoros kadısı, Yemen türküsü, Bağdat türküsü. Bu hikayeden bize kalan ağzımızda ne kadar lezzet, dilimizde ne kadar söz, mazimizde ne kadar çok birliktelik var. Kolay değil. Kah doğudan batıya, kah batıdan doğuya. Binlerce yıldır gidip gelmişiz. Ticaret yapmışız. Gelin almış, damat vermişiz. Yalan yok. Bazen kavga da etmişiz. Ama en nihayetinde aynı havayı koklamış, aynı suyu içmiş, aynı hikayeyi anlatmışız. Bugün göç var. Göç aslında hep var. Dilde var, zihinde var, kültürde var, sözde, sevgide var. Son yıllarda ne yazık ki göçün hep dramlarını, trajedilerini, sıkıntı ve gözyaşlarını konuşuyoruz. Aslında kendimizi korkutuyoruz. Binlerce yıldır göç eden insanlığa kapılarını kapatmayı, kimseyi görmemeyi, kimseyi duymamayı öğütüyoruz. Galiba hata yapıyoruz. Artık göçün güzelliklerini, hayatlarımıza katkılarını konuşmanın, göçün ruhunu hatırlamanın zamanı geldi. Göçün duygusunu, sanatını, insanları nasıl da kaynaştırdığını, medeniyetleri nasıl zenginleştirdiğini anlatmanın tam da zamanı geldi. İyi bir mühendisin, iyi bir doktorun, İyi bir sanatçının, becerikli bir işçinin, belki de yeni aşklarını hayatımıza katacaklarına odaklanmanın zamanı geldi. Ve kendi gerçeğimizden korkmamanın, insanlığa inanmanın zamanı geldi. İşte böyle düşündük ve dedik ki, madem göç var, madem binlerce yıldır var ve madem hayatlarımıza katkısı var, o zaman göçün dramlarını ve acılarını bir kenara koyup göçün güzelliklerini,
kültüre, sanata katkısını, yine sanatla söylüyorum, sanatla anlatalım istedik. Ve Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni düzenledik. Ve düşündük ki, madem Gılgamış'ın geldiği Karkamış Türkiye'de, madem ki Nuh'un gemisi bizim dağımızdadır, madem ki romanın 7 göçeri bu diyardadır, madem ki göçün hikayesi Asya'dan, Afrika'dan ve Orta Doğu'dan gelerek Türkiye'de buluştu, o zaman ilk adımı buradan atalım dedik. Göç ve medeniyet temasıyla düzenlenen festivalimiz sınırsız yolculuk mottosuyla yola çıkıyor. Sinemanın etkili gücünü kullanarak göç olgusu üzerine yeniden düşünmeyi ve göçün kültürel etkileri hakkında farkındalık yaratmaya başlıyoruz. Sinema profesyonellerini sinema severlerle buluşturuyor ve böylece harika bir deneyim oluşturmayı da amaçlıyoruz. Göç demek bizce zenginlik demek. Çeşitlilik kültürel birikim demek. Aynı çeşitlilik ve zenginlik festival içeriğimize de yansıyor. Gelin şimdi hep beraber festivalimizin içeriklerine bir göz atalım. Uluslararası Göç Filmleri Festivali sizlere sınırsız bir deneyim vaat ediyor. Festivalimizin tamamını yeni festival merkezimiz olan web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve ortaklık kurduğumuz diğer mecralar üzerinden gerçekleştiriyor olacağız. Film gösterimleri dışında röportajlar, soru ve cevaplar, sinemacılar ile söyleşiler de beraberinde olacak. Çeşitli etkinliklerin bulunduğu içerikler ve daha nicesi web sitemizde sizlerle birlikte olacak. Uluslararası Göç Filmleri Festivali resmi web sitesi migrationff.com her soru ve öneriniz için hazır olacak. Film gösterimlerini ise yine web sayfamız üzerinden ulaşıp izleyebilirsiniz. Festivalimize katılan herkes canlı yayınları izlemek dışında web sitemiz üzerinden dilediği zaman bu içeriklere de ulaşabiliyor olacak. Uluslararası Göç Film Festivali'nde filmlerini izlediğiniz yönetmenler, oyuncular ya da yapımcılara sorular sorabilecek ve film hakkında aklınıza takılan her şeyi öğrenebileceksiniz. Etkinliğimize katılacak olan yönetmenlerle birlikte moderatörlerin yapacağı canlı yayınlara gelen sorular anlık olarak yanıtlanıyor olacak. Festivalimizde sinema sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası isimlerinin yer aldığı muhteşem bir jüri filmleri sizler için değerlendirecek ve ödüllerin sahiplerini açıklayacak. Jürimiz festival formatımıza uygun olarak online etkileşimle yarışma filmlerini izleyecek. Aralarında tartışacak ve ödülleri belirleyecek. Dünyanın ilk dijital açılış seremonisi ve ödül törenine tanıklık etmek sizce de heyecan verici değil mi? Geleneksel ödül törenlerinden farklı olarak tamamen sanal stüdyolar içerisinde kurgulanmış film tadında bir ödül töreni hazırlıyor olacağız. Size evinizde kaldığınız bu önemli süreç içerisinde eksiksiz ve büyük bir festival hediye ediyoruz. Tüm festivali online olarak takip edebilecek ve evde geçirdiğiniz zamanı bir festival katılımcısı olarak değerlendirebileceksiniz. Açıklanacak ödülleri ise canlı yayında herkesle aynı anda öğreneceksiniz. Hem festivalimizin tüm uygulamalarına erişebilecek hem de festivalle ilgili bir hatıra olarak kalabilecek özel tasarım hediyelerle dolu paketler dünyanın dört bir yanındaki sinemacılara ve sinema severlere gönderilecek. 360 derece deneyimlenebilir videolar da festivalimizde olacak. Özel olarak modellenmiş tarihi alanlarda teknolojinin tüm imkanları kullanılarak tasarlanmış video sergiler katılımcılarla buluşuyor olacak. Farklı şekillerde web sitemiz üzerinden sergilerde takip edilebilecek. Seçkimizde bulunan VR filmler ve aynı teknolojiyle gezilebilecek sergiler yine eşsiz bir deneyim için sizleri bekliyor olacak. Dünyanın dört bir yanından ünlü sinemacılar ile tecrübe paylaşmaya ne dersiniz? Usta yönetmenler, başarılı yapımcılar ve yıldız oyuncular bizlere ilham vermek için evlerimize konuk olacaklar. Onların tecrübelerini dinlemek ve notlar almak için şimdiden heyecanlıyız. Panelsiz ve atölyesiz bir sinema festivali düşünülemezdi. Web sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz online atölyeler ve paneller siz değerli sinema severleri bekliyor olacak. Alanında uzman kişilerin deneyim odaklı belirli konseptler üzerinden gerçekleştireceği atölyeler sinema öğrencilerine farklı bir içerik sunacak. Paneller üzerinden doğan fikirler ve çözüm önerileri festivalimizden sonra da takip edilebilecek. Usta isimlerin atölye çalışmalarına katılmaksa sinema severler için paha biçilmez bir deneyim olacak.
Canlı gerçekleşecek konserler sürpriz konuklarıyla bizim için müzikal bir şölene dönüşecek. Sahne gerçekliğinde verilecek konserlere hepimiz evden katılabileceğiz ve binlerce insan aynı anda konserde olacağız. Peki festivali evinizde nasıl yaşarsınız? Evinizi festival alanına çevirmek için eğitici videolar hazırladık ve bunları festival merkezimiz olan web sitemizden yayınlıyor olacağız. Şimdiden şu ipucunu verelim. Siz nerede olursanız festival orada olacak. Örneğin, festivale katılırken işinize neler yarar? Evde patlamış mısır yapmanın püf noktaları nelerdir? Mozaik pasta yapmak için neler gerekli? Bilgisayarı TV'ye bağlayıp daha güzel bir sinema keyfi yaşamak için neler yapabiliriz? Bunun gibi hayat kurtaracak detaylar ve videolar sitemizde sizleri bekliyor olacak. Uluslararası Göç Filmleri Festivali içerisinde neler olduğunu başlıklarıyla aktardık. Festival paydaşımız UNICEF'in İyi Niyet Elçisi sevgili Tuğba Büyüküstü'nü dinliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Böyle bir zamanda böyle bir sebepten buluşmak ne güzel. Bu sene Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin birincisi düzenleniyor. Ben bugün burada karşınızda hem sanatçı kimliğimle hem de 6 senedir devam ettirdiğim UNICEF İyi Niyet Elçisi kimliğimle bulunuyorum. Bu festivalin içinde bir de UNICEF adı altında bir kısa film yarışma kategorisi var. Çocuk ve göç konulu. Biliyorsunuz dünyada bir süredir bir göç var. Ve bundan en çok etkilenen tabii ki yine çocuklar. Bulundukları, doğdukları, büyüdükleri, büyümekte oldukları topraklardan, ülkelerinden koparılıp, zorlu bir yolculuk sonrasında, bazen kayıplar verdikleri bir yolculuk sonrasında, kendilerini, kültürünü, dilini hiç bilmedikleri bir ülkede buluyorlar. Ve oraya adapte olmak zorunda bırakılıyorlar. Bu da onların gelişimlerinde ve huzurlarında olumsuz etkiler yaratıyor. Filmlerin, festivallerin bütünleştirici özellikleri vardır. Bizi geliştirir. Başka şeyleri görmemizi sağlar, bakış açımızı değiştirir. Kültürleri birleştirir. Birbirimizi anlamamızı sağlar. Filmlerin bu eşsiz anlatım dilini, iyileştirici gücünü, bütünleştirici gücünü böyle bir konu üzerinde kullanması bence çok önemli. Bu festivalin de gerek katılımcılarıyla, gerek filmleriyle bu konunun daha anlaşılır, daha önemli, daha tartışılır, daha çözüm aranır hale gelmesinde rol oynayacağını düşünüyorum. İşte bu yüzden hem kendi adıma hem UNICEF adına söyleyebilirim ki böyle bir organizasyonun içinde bulunduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Şimdi sıra geldi basın toplantımızın en heyecanlı kısmına. Uluslararası Göç Filmleri Festivali Onursal Başkanı sizlerle. 24 Ekim 1939 Amerika doğumlu Süryani aktör Murray Abraham'ın kökeni Suriye'ye dayanmaktadır. Sinemadan önce tiyatro kariyerine başlayan Abraham, 1971 yılında ilk filmi They Might Be Giants'ta rol aldı ve sinema sektörüne geçiş yaptı. Daha sonra Al Pacino ile başrolde yer aldığı Serpico filminde oynayan Abraham, tiyatro, sinema ve televizyon kariyerini eş zamanlı olarak başarıyla sürdürdü. Başarılarına 1984 yapımı Amadeus filmindeki performansıyla Oscar ve Altın Küre ödüllerini de ekledi. Hollywood'un en saygın oyuncularından biri olan Abraham, All the President's Men, Scarface, The Name of the Rose, Nostradamus gibi ödüllü filmlerde rol aldı. Yakın zamanda ise kendisini Homeland, Curb Your Enthusiasm, The Good Wife ve Mythic Quest gibi dizilerde izleme şansı bulduk. Uluslararası düzeyde tanınan tiyatro toplulukları ve oyunlarında da yer alan Abraham, kariyerine tüm hızıyla devam ediyor. Abraham'ın Oscar ve Altın Küre dışında özellikle tiyatro çalışmalarıyla onurlandırıldığı bazı ünvanlar arasında Moskova Sanat Tiyatrosu Stanislavski Ödülü, Sir John Gielgud Shakespeare Mükemmellik Ödülü, OBE Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve New York Tiyatrosu Onur Listesi yer alıyor. Hello everyone. It's such a pleasure to greet you here. My name is F. Murray Abraham and I'm delighted to be the honorary president of the International Migration Film Festival. I'm going to read a statement. As the son of a man who migrated from Ottoman Syria to the United States, I understand and identify with the issues of migration. Turkey is the country hosting the largest number of refugees in the world. There are 3.6 million Syrian refugees alone, and also asylum seekers from other countries.
And now, like the rest of the world, a new challenge is facing the refugees, stopping the spread of COVID-19. This festival promotes films which tap into the immigration experience and also features films produced by, directed, and written by, and starring immigrants. Let's check out some of these films. There are interesting guests doing master classes and interviews, too. I'll see you at the movies. Thank you very much. This means so much to me. Thank you. Şimdi sıra değerli basın mensuplarımızın sorularını almaya geldi. Pandemi dönemi hayatımıza yenilikler kazandırmaya devam ediyor. Ve şimdi onlardan birine daha tanıklık edeceğiz. Basın mensubu arkadaşlarımız canlı yayında evlerinden sorularını aktaracaklar. Evet, yaklaşık 20 dakikadır yeni bir hikayeyi hep beraber izliyoruz. Bir taraftan biraz önce bahsettiğim ve belki de bundan sonra yüzyılımızın en önemli hikayelerinden birisi olan göç. Ve bu konuda yapılanlar, yapılacaklar ve yapılmışlar. Öncelikle tüm basın mensuplarına, bizi izleyenlere, herkese hoş geldiniz diyor. Ve katılımlarınızla, kelimelerinizle, düşüncelerinizle bu önemli etkinliğe destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, Suriye ve Orta Doğu kaynaklı kitlesel göç hareketiyle ilgili olarak yaklaşık son 10 yıldır yaşanan gelişmeler aslında hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. Aslında mesele sadece Orta Doğu kaynaklı, Asya kaynaklı da değil. Ege'de yakaladığımız kaçak göçmen taşıyan botlarda Afrika'nın adını duymadığımız ülkelerin vatandaşlarına rastlıyoruz. Keza Güney Amerika'da farklı göç dramları yaşanıyor. Tarih boyunca hep var olan göç, bugün 21. yüzyılı bir karakter olarak etiketlemiş durumda. Ve Türkiye, 21. yüzyıldaki bu göçün en kritik aktörü konumunda. Göçü üretmeyen ama göçü yönetmekle yüz yüze kalan bir ülke olarak, göçe kaynaklık eden Orta Doğu coğrafyasına tam tamına komşu. Tarihi, kültürel ve dini bağları olan, aynı zamanda riskleri olan, farklı göç yollarının ve hedef ülkelerin geçiş güzergahında olan bir ülke. Fakat şurası muhakkak ki, göç sadece pasaport ve oturma izinleri üzerinden yönetilecek bir olgu değil. Sadece evrak tanzimiyle veya kaçak göçmen yakalayarak birkaç mekanik düzenleme ve tedbirle yönetilecek bir konu da değil. 21. yüzyıl medeniyeti işte tam da burada. Katılırsınız, katılmazsınız ama iyi bir sınav vermedi. Bir yandan insanların yaşadıkları topraklarda terörü, şiddeti ve istikrarsızlığı körükleyip sonra da o insanlar yer değiştirmek istediklerine karşılarına maddeci ve reddiyeci bir bakışla çıkamazsınız. Gelişmiş dünya bugün maalesef tam da bunu yapmaktadır. Her şeyden önce burada insanlar ve yaşamları söz konusu. Can. İnsanların birbiriyle ilişkileri, yaşamları ve beklentileri söz konusu. Sözlerimi tamamlıyorum. İnsanların ne yapacaklarını birbirimize sormalıyız. Su yok.
Sağlığa erişim yok. Eğitim yok. Adalet yok. Ve vekalet savaşlarının, silah tüccarlarının gelir elde etmek için kıyasıya mücadelelerin arasında kalmış çocuklar var, yaşlılar var, anneler var. Ve belki de ülkesinden dünyanın başka taraflarındaki yaşantıları, hayatları bir nebze olsun izlediğinde dönüp kendine bakan ve buradan nasıl kurtulabileceğini düşünen, binlerce kilometre çocuklarla beraber yolculuğa çıkıp özellikle göç kaçakçılarının, göçmen kaçakçılarının yalanlarıyla ellerinde kalan insanlar var. Hiçbirimiz 21. yüzyılı böyle tahmin etmiyorduk. Ama durum ortada. Benim şimdi söyleyebileceklerim bu kadar. Bunları niçin söylüyorum? Çünkü dünyanın bu umursamazlığına rağmen biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Bir millet güzellemesi için de yapmak istiyor değilim. Dünyada en çok mültecinin yaşadığı, en çok bu ülkenin topraklarının dışından insanların gelip de sahip çıkıldığı bir milletin evlatlarıyız. Bunun ne demek olduğunu hiç kimse merak etmesin. Dünya iyi biliyor. Ama biz de iyi biliyoruz. Ne geçmişimize, ne sınırlarımıza, ne komşuluğumuza, ne de bize öğretilenlere sırtımızı dönmedik bugüne kadar. Evet, hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve sözü sorularını sormak üzere şu anda ekran kutucuklarında her birinin resmini gördüğüm çok kıymetli basın mensuplarına bırakıyorum. Burada ben varım, gerekli arkadaşlarım, sanat yönetmenimiz Yasin Bey, Yasin Tütüncü var ve yine Göç Genel Müdürümüz Abdullah Bey var, Abdullah Ayaz Bey var. Buyurunuz, sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Evet, Nagihan Hanım, buyurun. Merhaba, sesim geliyordur umarım. Duyabiliyorsunuz değil mi sesimi? Çok, çok net geliyor. Çok iyi. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum Sayın Bakanım. Hem size, hem bu festivalin bütün organizatörlerine, özellikle böyle bir süreçte, yani bırakın göçü, günlük aktivitelerin bile bu kadar bütün dünyada sınırlandığı bir dönemde hakikaten oksijen gibi geldiniz. Hareket etmenin, bir yerden bir yere göç etmenin, kaynaşmanın ne kadar önemli olduğunu, özellikle böyle bir dönemde hatırlamanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu festivalin motosunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sınırsız yolculuk, hareketlerin bile bu kadar sınırlı olduğu bir dönemde. Size şunu sormak isterim. Türkiye hakikaten göç konusunda çok büyük bir gurur kaynağı bence. Suriyeli göçmenlere yönelik başından itibaren sergilediği tavırla bütün dünyaya örnek olması gereken bir ülke oldu hep. Şimdi Covid kriziyle birlikte bu göç meselesinde sizin de hatırlattığınız gibi çok kötü bir sınav veren dünya daha da kötü bir sınava doğru gidiyor gibi görünüyor. Yalnızca bizim coğrafyamızda değil. Mesela bundan iki gün önce ben Latin Amerika ile ilgili Venezuela'dan Şili'ye sığınan göçmenlerin Covid krizi nedeniyle nasıl büyük bir sefalete sürüklendikleri üzerine bir belgesel izledim. Bütün dünyada siz Covid sonrası zaten mevcut göç problemleriyle ilgili nasıl yeni problemler öngörüyorsunuz? Türkiye buna yönelik bir mesaj verir mi? Yeni bir çalışma var mı? Bizim Suriyeli göçmenlerle ilgili mevcut durumda ne gibi değişiklikler var? Ne durumdalar? Kısaca bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Şimdi Nagihan Hanım, hep yeni normal konuşuluyor. Yani yeni normal dünyada ne olacak? Ülkelerin üretim bantları nasıl değişecek? Eğitim, sağlık, sosyal hayat nasıl etkilenecek? Bütün bunlar teker teker aslında hepimizin önünde duruyor. Biraz da bilinmez. Tabii göç meselesi kapattığım zaman şu açıdan önemli. Biraz önce Venezuela, Şili, Kolombiya'dan bahsettiniz. Biz 21. asra başlarken böyle bir göç dalgası düşünmüyorduk. Yani
şöyle düşünülebilir. Sadece Suriyeliler var ve Türkiye'ye geliyorlar. Öyle değil. Yani Bangladeş, Afrika, ismini bilmediğimiz ülkeler, biraz önce bahsettim. Asya, ta yani Kafkasya, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan on binlerce insan Türkiye'ye geliyorlar. Ve bir kısmın hedefi Türkiye, bir kısmın hedefi Türkiye ötesi, Avrupa. Ama sadece burayla da sınırlı değil. Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya bir göç dalgası var. Bunun sebebi ekonomik. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz Venezuela'dan Kolombiya'ya bir göç dalgası var. Yine aynı zamanda Meksika'dan Amerika'ya bir göç dalgası var. Yine aynı zamanda bir taraftan Endonezya'dan, Malezya'dan bir şekilde Avustralya'ya ciddi bir göç dalgası var. Yani dünyanın birçok yerinde bugün hepimiz görüyoruz ki daha önceden tahmin edemediğimiz göç dalgaları var. Ve 21. asırda bizim bundan kurtulmamız mümkün değil. Nagihan Hanım, şu soruyu kendimize soralım. Afganistan'da kişi başına gelir seviyesi yükselecek mi? Hayır. Suya erişim artacak mı? Hayır. Gidiyor. Eğitime erişim artacak mı? Hayır. Peki başka bir problem daha var. Covid-19. Bundan sonra ülkelerin kendi üretimleri hususunda, ülkelerin kendi üretimleri konusunda başka bir makasa geçecek mi, geçmeyecek mi? Bizim kanaatimiz geçecek. Peki yaşlanan Avrupa üretim problemini nasıl çözecek? Bugün çözemiyor. Peki yarın kendi içerisindeki, ulusal sınırları içerisindeki problemleri nasıl çözecek? Ve kendisinin muhakkak ki dışarıdan göç dalgasına ihtiyacı olacak. Ve bunu kabul etmek zorunda kalacak. Bunu dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir süreç var. Süreç şu. Siz de biz de biliyoruz ki Türkiye göç dalgası başladığı andan itibaren reaksiyonların yükseldiği bir ülke oldu. Ama Türkiye, Cumhurbaşkanı, ki siyasetçiler öyledir, liderler öyledir, devlet adamları öyledir. Sadece siyaset yapmazlar. Aynı zamanda tarihine sahip çıkarlar. Aynı zamanda sosyologdurlar. Yani toplumunu bilirler. Toplumunun derinliklerini bilirler. Aynı zamanda gelecek ölçerler. Yani attığımız adımlar gelecek coğrafyasında bize nasıl bir süreç oluşturur? Nasıl bir kardeşlik oluşturur? Nasıl bir birliktelik oluşturur? Ve dünya neyi yapmazken biz neyi yapabiliriz? Neyi yapmalıyız? Aynı zamanda liderler, dünyadaki liderler de öyle olması gerekir. Topluma özellikle geçmişinde yaşadığı ve geleceğinde yaşamak zorunda olduğu bir takım değerleri anlatmakla sorumludurlar. Yani o değerlerin sahibidirler. Şimdi bunu biz bu şekilde görüyoruz. Örneğin Almanya, yani Merkel ısrarla özellikle dışarıdan gelen göçmenleri almak istemektedir. Sebebi, yaşanan bir Almanya var ve o da ekonomik olarak şunu görüyor. Biz değerler açısından ve göçü yönetmek açısından bakıyoruz. O da ekonomisinin geleceği ve üretimin geleceği açısından bakıyor. Ben bu bakışların, bu değerlendirmelerin önümüzdeki süreçte çok etkin olacağı, bugün sınırlarını kapatan, belki çok erken bir değerlendirme yapıyorum ama bugün sınırlarını kapatan dünyanın, yarın dünyanın üretim merkezlerine olan mahkumiyetinden sıyrılmak için kendi üretimlerini yapabilmek adına dünyadaki bu göç akımından istifade edebilmek için adım atacağını düşünüyorum. Sayın Bakanım, ben bir soru sorabilir miyim Ertuğrul Özkök'ten? Buyurun Ertuğrul Bey. Şimdi her şeyden önce sizi kutluyorum. Gerçekten hiç beklemediğim bir sunumla karşı karşıya buldum kendimi. Bir kere sunumunuzdaki başlangıç noktasını çok beğendim. Yani Nuh tufanından ve Gılgamış'tan başlayan bir espriyle anlatmanız bence festivalin çerçevesini çizme bakımından çok çok güzeldi. Daha sonra inançlar ve öteki aidiyetler açısından sunumunuz da çok, gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii ki Murray Abrams'ın onursal jüri yapılması fikri bence dahiyane bir fikir.
Sizi kutluyorum. Ayrıca fikir kimden geldiyse onu ayrıca kutlamak isterim. Gerçekten çok çok güzel bir fikir. Sınırsız erişim fikri gerçekten çok çok güzel. Alt videolar, ayrıntılar çok eğlenceli ve bana çok modern ve yaratıcı bir espri verdi. Yani samimi söyleyeyim, beklediğimin çok ötesinde bir sunum buldum. Bu bakımdan kutluyorum. Girişim de gerçekten çok iyi. Fakat aklımda iki soru var. Bunları sormadan edemeyeceğim. Birincisi, jüri üyeleri kim? Onu tanıtmadınız. Yani jüri üyeleri kim olacak diye. En azından ana yarışmanın jürisini ben tabii ki merak ediyorum. Çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, yani sadece burası değil, Amerika'da da olsa hemen siyasi mülazalar devreye girecek. Nasıl bir jüri yapıldı, ne yapıldı falan soruları gelecek. Yani bunu ben sormasam da birileri soracak. Ama asıl merak ettiğim şu. Şimdi böyle bir festivali tabii ki İçişleri Bakanlığı'nın yapması insana biraz şaşırtıcı geliyor. Yani İçişleri Bakanlığı'nın tarihinde benim bildiğim film festivali var mı bilmiyorum ama bu işin bir Homeland Security. Yani mesela bunu Amerika İçişleri Bakanlığı yapsaydı ben ne oluyoruz ya derdim. Homeland Security programı mı yapılıyor burada derdim. Şimdi sizin konuşmanızda müthiş bir Kültür Bakanı konuşması gördüm ben. Diyorum ki acaba bunun şemsiyesinin İçişleri Bakanlığı olmak yerine Kültür Bakanlığı olması daha iyi olabilir miydi? Yani bunu bir ön yargıyla falan sormuyorum. Tamamen bugüne kadar festivallerle ilgili sahip olduğumuz paradigmalar açısından soruyorum. Yoksa yani ben size bir Kültür Bakanı konuşuyor gibi izledim burada açıkçası. O bakımdan acaba bunu siz de söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun sadece bir güvenlik meselesi olarak görünmesi artık bu meseleyi çözmez. Bunu çok boyutuyla almamız lazım. Katılıyorum ben size. Gerçekten de kültür konusunda gelen insanların yaratıcılıkları şu anda Almanya'da görüyorum ben. Türk sanatçıları, yazarları harikalar yaratıyorlar Almanya'da yani. Hı. Alman kültürüne gerçekten yaratıcı bir ivme kazandırdılar böyle roket gibi. O bakımdan acaba diyorum bunu Kültür Bakanlığı şemsiyesinde yapmak daha mı olurdu? Ama bir şey söyleyeyim size. Bir Kültür Bakanlığı yapacağının ziyadesini yaptınız. Bu sorduğum soru tamamen şekli ve sembolik açıdan soruyorum ben. Sizinle ilgisi yakın uzak ilgisi yok. Teşekkür ederim. Öncelikle değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu festival bittiği anda da aynı değerlendirmeleri yapabilme imkanı doğar. Sizin açınızdan da, takip edenler açısından da, izleyenler açısından da. Bu basın lansmanı ama bunun hemen akabinde bir açılış olacak ve açılışta da tabii ki biz Kültür Bakanımızla birlikte olacağız. İnşallah kapanışta da Sayın Cumhurbaşkanımızla kapanışını gerçekleştirebilme imkanına sahip olacağız. Dün de Kültür Bakanımızla birlikteydim. O da bunun heyecanını yaşıyor. Çünkü biraz önce Nagihan Hanım da siz de belirttiniz. Bambaşka bir zaman dilimi içerisinde buna adım atabilmek önemliydi. Ve bizim göçle ilgimiz ne? Göçün hemen hemen birçok meselesinin yöneticisi İçişleri Bakanlığı. Türkiye'de böyle bir görevlendirme benden önce yapılmış. Ve gerek Göç Genel Müdürlüğümüz, çok genç bir genel müdürlüktür. Ve benim de çok gururlandığım bir genel müdürlüktür. Belki bir ayrıntı olacak ama Göç Genel Müdürlüğümüzdeki çalışanlarımızın büyük bir bölümü, %90'ı bu kurumla doğmuşlardır. 5 yaşındadırlar. Hepsi göç uzmanıdır, %90'ı. Ve il göç müdürlerimizin de %70'i, %75'i, bunu da büyük bir övünçle söyleyebilirim ki 30 yaşında, hepsi iyi eğitimlerden geçmiş, hepsi göç uzmanı olmuş ve bu meseleye kendini adamış. Diğer tecrübeli göç il müdürlerimizle birlikte görevlerine devam eden ama gelecek Türkiye'sinde ve dünyaya göçün nasıl yönetebileceğini gösteren arkadaşlarımızdır. Aynı zamanda ben de geçmişte acaba bir göç konusunda başka bir yapı olsa mı diye düşünürdüm. Ama bu mücadelede özellikle kolluk kuvvetlerinin, gerek polisimizin gerekse jandarmamızın, hatta isimsiz kahraman olarak nitelendirdiğim sahil güvenlik, yani belki de yüzlerce, binlerce insanı,
yüzlerce binlerce çocuğu Ege Denizi'nde ölmekten kurtaran o kahramanların her birinin ortaya koyduğu duygu aslında bizim bakanlığımızda yüksek bir iklim oluşturdu. Ve bizim uyum politikalarımız var ama bunları tek başına yapıyor değiliz. Eğitim Bakanlığımız özellikle, Sağlık Bakanlığımız özellikle ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız bütün. Ayrıca ben şahıs olarak da Göç Kurulu'nun başkanıyım. Kızılay'dan AFAD'a kadar, bütün bakanlıklara kadar bu konuda bu meseleleri tartışan, bu meselenin sosyal tarafını tartışan, bu meselenin tüm taraflarıyla değerlendiren ve karar alan ve bunu hükümetle beraber yürütmeye çalışan Göç Kurulu'nda başkanlığını yapıyoruz. Orada da böyle bir festivalin olması lazım geldiğini ortaya koyduk. Çünkü çok çalışıyoruz. Özellikle uyum konusunda çok çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince de gayret ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve inşallah Kültür Bakanlığımız da bu Göç Festivali'nin, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin bir paydaşı, birlikte çok iyi bir sonuç oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Bir sorunuz daha vardı, onu atladım galiba. Jüri, onu da müsaade ederseniz Yasin Bey cevap versin. Yasin Bey, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Ertuğrul Bey'e sorularından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle festival ilişkin değerlendirmesinden dolayı da teşekkür ediyorum. Temaya ilişkin yorumları gerçekten bizi çok memnun etti. Jüri noktasında Ertuğrul Bey, malum hazırlıklarımız bu COVID sürecinde çok hızlı bir şekilde ve yoğun bir şekilde tamamlandı. Jürimiz de netleşti. Çoğunu uluslararası ve deneyimli, daha önce çeşitli önemli projelerde yer almış, Oscar ödüllerine sahip deneyimli sinemacılardan oluşuyor. Biz bunu festival basın lansmanına değil de açılıştan biraz daha öncesine sakladık. Biraz daha heyecanı koruyalım diye. Ama bu konuda gerçekten sizin yine övgülerinize mazhar olacak bir jüri hazırlığı içerisindeyiz. İnşallah bunu da tahmin ediyorum. Bir hafta 10 gün içerisinde kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakkı Bey, buyurun. Sayın Hakan. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Çok yenilikçi bir basın toplantısı oldu. Öncelikle bu basın toplantılarını küresel ölçekte takip eden birisi olarak İçişleri Bakanlığı'ndan böyle bir adım gelince çok mutlu oldum. Şimdi ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir insan kaynağı var ve milletimizin sahip olduğu değerler var. Sofrasına her zaman bir fazla tabak koyan, kimin geleceği belli olmaz diyen bir milletiz. Burada ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağı, kontrollü bir şekilde göç eden kişilerden nasıl karşılanıyoruz? Onu merak ediyorum. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Bir de efendim, üstün yetenekli kişiler var göç edenler arasında. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı ülkelerde bir vize türü var. Bu vize türü üstün yetenek vizesi olarak geçiyor. Extraordinary visa diye geçiyor. Bizde de böyle bir vize belgesi var mı bu değerleri kazanabilmek için? Ben buna cevap verebilirim ama Abdullah Bey de burada, Göç Genel Müdürümüz, kısa ve teknik bir cevap vereceğini düşünüyorum. Buyurun Abdullah Bey. Sayın Bakanım, saygıdeğer basın mensupları, hepiniz saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii belirttiğiniz gibi insan kaynağı temeliyle ilgili olarak Sayın Bakanımızın biraz önce ifade ettiği gibi uyum faaliyetleri bir parçası zaten bu konu. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sizin dediğiniz gibi üstün yeteneklerle ilgili olarak... Sesiniz geliyor. Üstün yeteneklerle ilgili olarak da yani ilk olarak bizim bu tür keşfettiğimiz yabancıların ülkemizde daha rahat ikamet etmelerini sağlamaları amacıyla Göç Kurulu'nda aldığımız karar çerçevesinde kendilerine verdiğimiz uzun dönem ikamet izinlerimiz var. Yani ülkemizde rahat bir şekilde uzun dönem ikamet, süresiz ikamet demek. Rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri açısından. Aynı zamanda malumlarınız olduğu üzere yine Sayın Bakanımızın Çalışma Bakanlığı döneminde başlamış olan Turkuaz Kart, daha sonra yönetmeliği, mevzuat düzenlemeleri falan da yapıldı. Bu tür üstün yeteneklerin ülkemize çekilmelerini sağlamak amacıyla Turkuaz Kart'la ilgili olarak gerekli mevzuat da yürürlüğe girmiş
durumda. Dediğiniz gibi tüm dünyadaki bütün ülkeler nitelikli insan kaynaklarını ülkelerine çekmeyle ilgili olarak gayretlerine devam etmekteler. Bizim de bu konuyla ilgili olarak hem teknik hem mevzuatla ilgili olarak tüm altyapımız hazır ve uygulamaktayız. Teşekkür ediyorum. Ayrıca bir de Akı Bey, bu dönem yani bu göç sürecinin hemen başında özellikle Avrupa ve Amerika ve etrafındaki ülkeler buradaki nitelikli göçmenleri almak istediler biliyorsunuz. Hepimiz takip ettik. Biz burada hem Abdullah Bey'in söylediği imkanları ortaya koyduk hem de bunların önemli bir bölümünde vatandaş yaptık. Yani burada bu vatandaş yapma sürecinde de sizin bahsettiğiniz öğretmeninden mühendisine kadar, akademisyeninden sanatçısına kadar arkadaşlarımızın yaptıkları tespitler, yapılan tespitler, bir de illerden özellikle gelen tespitler çerçevesinde bu adımı da atmış olduğumuzu söyleyebilirim. Burada da önemli, nitelikli ve bize katma değer sağlayacak insanları da başka ülkelerin almasına fırsat tanımayacak bir kucaklamayı yaptığımızı düşünüyoruz. Evet. Evet Ali Bey buyurun. Herkese merhabalar. Şimdi ben en son Çalışma Bakanı iken siz TİAP'ta bir yemek vardı. Orada demiştiniz ki çok pahalı bir toprak, kirası en yüksek topraklar üzerinde oturuyoruz. O nedenle bu strateji... Dünyanın en kıymetli arazisi üzerinde oturuyoruz. En kıymetli topraklarını kendimize vatan yapmışız. Evet, 5 milyona yakın göçmen var ülkemizde, mülteci var. Şimdi bu 5 milyona karşılık Avrupa Birliği bize birçok sözler verdi. Bu kadar para vereceğiz. Maalesef vermediler. Şimdi bu festival çok anlamlı, gerçekten çok önemli bir festival. Hedef ne burada? Yani günün sonunda kendimiz çalıp kendimiz mi oynayacağız? Biz bu göç meselesini dünyanın yüzüne vurduğumuz zaman yani Alyan bebekler gibi, diğer çocuklar gibi dramlar bir daha yaşanmayacak mı? Dünya böyle gerçeklerin yüzüne vurulmasını pek istiyor mu? Pek istiyor gibime gelmiyor. Çünkü hiçbir dünya lideri Merkel'e 8 yıl önce bu pandemiyle ilgili, COVID-19'la ilgili sunum yapılmış. Hiçbir dünya lideri ya veya Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tehlikeyi bekliyordunuz da niye dünyayı haberdar etmediniz diye sormuyor. Yani biz yarın öbür gün nefis filmler var hakikaten göçe dair. Yani ben Orta Doğu kökenli birçok göç filmi izledim. Bizde de var göç filmleri. İnsanın yüreğine dokunuyor, işliyor. Bu filmleri ödüllendirdiğimiz zaman dünya gerçekten Türkiye bu bizim insanlık ayıbımızı yüzümüze vuruyor diye bir ders alacak mı? Yani günün sonunda bu festivalden beklediğimiz nedir? Teşekkür ederim. Siz de biz de biliyoruz ki vahşi kapitalizm istediği gibi her noktayı kendisine evirebilme kabiliyetine sahip. Ama bizim burada ona teslim olmadan kültür ve sanatla bunu anlatabileceğimizi ve eğer bunu anlatırsak da sadece o ülke yöneticilerinin verdiği karara da hiçbir meselenin esir olmayacağını, orada da insanlar yaşadığını, o milletlerin de bir tarihi olduğunu ve o insanların da duyguları olduğunu, dünyayı anlayabildiklerini ve en önemlisi onların da medeniyet ve vicdan perspektifleri olduğunu düşünüyoruz. Bunu da kültürle, sanatla ve belki de göçün bir araya getirmesine sebebiyet vermediği bu hengameden dolayı bu uluslararası göç filmleri festivaliyle sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İnanın dünya bu yöntemi uyguluyor. Bizim üzerimizde de uyguluyor. Bütün dünya ülkeleri üzerinde de uyguluyor. Toplumlara dokunmak. Ve biz de toplumlara ancak kültür ve sanatla dokunabileceğimizi inanıyoruz. Ve bu konuyu da başarılı bir şekilde yürütebileceğimize, yönetebileceğimize dair inancımız söz konusu. Teşekkür ediyorum. Hanımefendi istiyor. Hanımefendiye vereceğim. Sonra Mehmet Çalışkan'a. Buyurun.
Ben teşekkür ediyorum Süleyman Bey. Bu en son söylediğiniz o kadar önemli ki. Evet, göç meselesi çok boyutlu bir mesele. Güvenlikten, ekonomik, politik birçok unsurla değerlendirilmesi gereken bir mesele. Ama biz eğer meseleyi ortak bir dil ve ortak bir akıl çerçevesinde konuşmak istiyorsak, sanatı... Sola. Duyuyorum ben sizi Gülay Hanım. Duyabiliyor musunuz? Sizi duyuyorum Gülay Hanım. Böyle ha. Tamam mıdır? Duyuyorum. Evet. Bu meseleyi sanat üzerinden anlatmaya çalışmak mutlaka denenmesi gereken bir yol. Çünkü her ne olursa olsun biz ortak vicdan etrafında toplanabilmek için biraz empati yapmak zorundayız. Ve hep savunduğumuz o değil mi? Sanat zihin açıyor. Belki duygularımıza da hitap edecek. Yani her ne olursa olsun, evet belki... Bu konuda duyarsız kalanlar şimdi dönüp bu filmleri seyrettik. Evet, hep beraber hareket edelim ya da aynı duyarlılığı gösterelim demeyecek. Ama bunu da yapmazsak çok daha uzağında kalacağız ve hiçbir zaman o insanların yaşadıklarını hissedemeyeceğiz. O yüzden ben teşekkür ediyorum böyle bir festival organizasyonuna. Bunun uluslararası boyutu olması çok önemli. Ayrıca İçişleri Bakanlığı gibi biraz da aslında daha sert konularla uğraştığını düşündüğümüz bir bakanlığın sanat üzerinden bir meseleyi anlatmaya çalışması da bence çok kıymetli. O yüzden de teşekkür ediyorum. Gülay Hanım, biz de teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun. Mehmet Bey, buyurun. Sayın Bakanım, merhaba. Merhaba. Festivalin göç olgusuna nasıl bir farkındalık yaratmasını umuyorsunuz? Tam anlayamadım Mehmet Bey. Festivalin göç olgusuna, göç unsuruna nasıl bir farkındalık oluşturmasını umuyorsunuz? Şöyle ifade edeyim. Tabii dünya, biraz önce de söyledim, böyle yoğun bir göç akımı bekliyor değildi. Tabii toplumlar da bu konudaki paylaşmayı esas itibariyle ne kadar kabul ettiler ve ne kadar hazırdılar. Bu sadece Türkiye için değil, dünyadaki bütün ülkeler içinde, yani göç akımıyla karşı karşıya kalan ülkeler içinde geçerli. Bunu sadece maddi bir takım gereklilikle anlatabilme fırsatına sahip değiliz. Burada başarılı olamayız. Çünkü zaman kısa. Aynı zamanda da bu konudaki herkesin beklentisi de aynı değil. Buradaki temel mesele şu: kültür, müzik, sanat, medeniyet, aslında hepimiz dünyanın bir parçası olduğumuzu ve biraz da kendimize, biraz önce Gülay Hanım çok güzel söyledi, yani empatiyle bakarak, aslında özümüzü anlayarak ötekisini keşfedebilme fırsatını sağlayacağını düşünüyoruz. Şunu ifade etmem gerekir. Şimdi biz bir şeyi anlamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da meselenin çok üzerinde. Mesela İdlib'de biz birketten evler yapmak istiyoruz. Neden yapmak istiyoruz? Neden o insanlara dokunuyoruz? Binlerce insana, on binlerce insana kamplarda bu ülkenin bütün kaynaklarıyla ve imkanlarıyla bakmaya çalıştık. Ve bütün dünya gelip, bu konudaki bütün otoriteler gelip Türkiye'ye hayranlığını ortaya koydular. Ama mesele bir noktada geliyor. Çünkü bir taraftan ekonomik süreçler, bir taraftan dünyada özellikle göç konusunda Avrupa'nın ve Avrupa medeniyetinin ortaya koymuş olduğu sırt dönmeci bir tavır, elbette ki bizim hem kendi insanımıza hem de dünyaya bu empatiyi bir kez daha hissettirebilme anlayışını ortaya koyuyor. Bir de Mehmet Bey, ya biz komşulu bir milletiz. Yani sokakta komşumuz var. Esnafta komşumuz var. Siz gazetelerde köşe yazarısınız. Hemen yanınızda köşe yazarı olan veya çalışan bir komşunuz var. Ve komşuluk bizim kültürümüz. Ve bir vesileyle zihnimizden atamayacağımız, kendi kodlarımızdan silemeyeceğimiz bir kültürümüz. Onun için
bir taraftan sanatı, kültürü, bir taraftan da dünyada neler yaşandığını ve hangi göç dramları sonucunda veya hangi göç katkıları sonucunda nasıl sanatsal eserler ortaya konulduğunu bir vesileyle anlatacak. Hem bize hem de dünyaya. Biz çok katkısı olacağını ve göçü başka bir yere evireceğini düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Muhammed Bey buyurun. Merhabalar, Muhammed Uyar, Sinefesto. Sayın Bakanım, öncelikle göç meselesini maddi meselelerin dışında böyle kültürel bir olguyla tekrar gündeme getirmeniz çok anlamlı. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Daha önce birçok çalışma için hem Suriye'de hem de göçmenlerin olduğu bölgelerde bulundum. Özellikle Nizip'teki bir konteyner kentte bir Suriye'den gelen öğretmen hanımefendiyle bir röportaj yaparken şöyle demişti. Bizim en çok üzüldüğüm nokta şu, çocuklarımız bu kapalı alanlarda kedilerin, köpeklerin bile ne olduğunu içeri alınmadığı takdirde bilmeden büyüyorlar. Dolayısıyla bu şundan ötürü önemli. Bu göçmen kardeşlerimizin kültürel hayatın içerisinde var olmaları, onların sosyal ve psikolojik anlamda da kendilerini hala bu dünyaya ait hissetmeleri açısından çok önemli. Bu bakımdan biz sinema ile ilgilenen kişiler olarak bu göçmen kardeşlerimizin sadece festival döneminde değil, devamında da bu filmlere ulaşabilecekleri, özellikle belki belediyeler veya işte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarında da olabilir. Altyazılı, Arapça altyazılı belki yerli filmlerin düzenlenip gösterildiği, biraz daha kültürel hayatın içine dahil edip süreklilik sağlandığı bir çalışma düşünüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle haklısınız. Ve sadece bütün bunların tamamını hem yapmamız gerektiği inancındayız, hem bunu 12 aya yaymak istiyoruz, hem de biraz önceki soruyla bütünleştirerek size cevap vereyim. Bundan 1,5 yıl önce İstanbul'da uluslararası bir göç konferansı yaptık ve etrafımızdaki ülkelerin tamamı katıldılar. Kimisi İçişleri Bakanı'ydı, kimisi Dışişleri Bakanı'ydı ama muhteşem bir organizasyon ve toplantı olduğu kanaatindeyim. Biz o toplantıda konuşmalarımız etkilemedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir toplantıydı. Biz o toplantıda bir araya gelmiş ve her biri farklı dillerden bu ülkede yaşayan insanların, sanatçıların ortaya koymuş olduğu o müzik etkiledi. O müzikte her şey vardı. Sanki yaşanmışlıklar vardı. O müzikte her şey vardı. Aslında insanlığın tek bir dil olduğu vardı ve o müzikte her şey vardı, esas itibariyle gönül vardı. Bunu 12'ye yaymak ve tüm sanatsal etkinliklerle yaymak işin doğrusudur. Çünkü şunun arasında kayboluyoruz Ahmet Bey. Şu kadar göçmen yakalandı, şu kadar göçmene ev yaptık, şu kadar göçmen okudu, şu kadar göçmen doğdu, şu kadar göçmen ülkesine gönderildi. Oysa bunun dışında sahici bir hayat var. Ve bu sahici hayatın hem ürettikleri var, hem bu sahici hayatın dramları var ve acıları var ama hem de bu sahici hayatın insan olma vasfı var. Buna ulaşabilmeliyiz. Bizim milletimiz buna ulaşıyor ve Türkiye bu ülkenin bir evladı olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Belki de son cümleler şunu söyleyeyim. Çok uluslararası toplantıda bulundum. Şu alnımız hiçbir zaman muhataplarımız karşısında yere bakmadı. Özellikle göç konusunda insaniliğimizi kaybetmediğimiz için. Ve hep girdiğimiz toplantılardan üstünlükle ve onurla çıktık. Bu milletimizin ve bize medeniyetimizin bir hediyesidir. Ve bunu söylemek gerekir. Hakkı hak sahibine de teslim etmek gerekir. Birçok itiraza rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu dirayetli ve bütün dünyaya da bence örnek teşkil eden, insanı merkeze alan bir göç politikası sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben bir son soru alayım. Bir dakikamız var. O son soruyu alıp teşekkür edeceğim. Buyurun. Bakanım. Evet. Yüksel Dinliyorum. Sabah gazetesi. Buyurun.
Efendim, öncelikle gazeteci olmanın ötesinde bir sanatsever olarak bu kadar yoğun ülke gündeminde İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren iç güvenlik, dış güvenlik, göç, koronavirüs gibi son derece önemli konularla mücadele ederken bir kültür sanat etkinliğine zaman ve enerjinizi ayırdığınız için öncelikle bir sanatsever olarak teşekkür ediyorum. Efendim, merak ettiğim iki konu var. Birincisi, bugüne kadar çocukluğunuzdan itibaren izleyip de çok etkilendiğiniz, hatta hayat görüşünüzü değiştiren bir film oldu mu? İkincisi ise, şu anda yönetmen olsaydınız nasıl bir film çekerdiniz? Hangi konuyu perdeye yansıtırdınız? Şunu söyleyeyim. Nitelikli filmlerin hepsi bizi etkiler ve hayat görüşümüze katkı sağlar. Bu bir. İki, en son hanımla beraber Naim Süleymanoğlu'nun filmine gittik. Dikkat edersiniz ki ben çok film seyredebilme imkanına sahip bir adam değilim. Çünkü gece yarılarına kadar, Yüksel Bey, gece yarılarına kadar çalışıyoruz. Ama şunu ifade etmem gerekir. Hanım da ben de gözyaşları içerisinde o filmi seyrettik. Bu da bir göç hikayesiydi ve hepimizin hayatında yaşadığımız bir göç hikayesiydi. Ve insanların Belene kamplarından nasıl bu topraklara acımasızca gönderildiğinin bir hikayesiydi. Döndük ve geldiğimiz yere şükrettik. Şunu siz de ben de biliyoruz ki çocukluğumuzdan itibaren seyrettiğimiz televizyon filmleri olsun, sinema filmleri olsun, hemen hemen hepsinin hayatımıza etkisi var. Kim etkisi yok diyorsa bence yanılıyordur. Yani bu kadar çok sıcak gündemin içerisinde sanata ayrılacak ufak bir zaman dilimi bence o sıcak gündemine galip gelir. Benim kendi görüşüm budur. Çok yorulursunuz, bir türkü dinlersiniz. Çok yorulursunuz, bir sanat müziği dinlersiniz. Çok yorulursunuz, çocukluğunuzda belki de duyduğunuz bir müzik tınısı sizi başka bir noktaya getirir. Hatta çocukluğunuzda gördüğünüz yabancı ve yerli bir film karakteri sizi başka bir noktaya getirir. Yani buna hepimizin farklı ölçeklerde baktığına inanıyorum ama ben etkilendiğimiz kanaatindeyim. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Özellikle zaman ayırdığınız için, katkı koyduğunuz için, değerli görüşlerinizde bir imkan sunduğunuz için ben iyi olacağını düşünüyorum. Hep birlikte iyi olacağını düşünüyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Saygıdeğer izleyicilerimiz, basın toplantımız burada sona eriyor. Sizlerle festivalimizde görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum.